Şimdi bakın, düne kadar başörtüsü üzerinden siyaset yapıyordu. Onu elinden aldık. Geçen gün yeni ses kayıtları internete düştü. Bir gazeteye, yandaş bir gazetenin patronuna telefon ediyor. Eskiden bir Alo Fatih vardı. Fatih'i ekarte ettiler. Şimdi Alo Mustafa çıkmış. Diyor ki, senin gazeteden diyor, bir tane başörtülü yazar var diyor. Nasıl onu yazar diyor. Efendim kem küm falan filan, onun işine son vereceksin diyor. Ve işinden attırıyor. Şimdi ben başörtülü bütün kadınlara sesleniyorum. Sizin başörtünüz üzerinden siyaset yapan bu diktatör, bir başörtülü kadının gazetede yazı yazmasına tahammül edemiyor ve onun ekmeğiyle oynuyor. Şimdi siz sandığa gideceksiniz ayın 30'unda. Bir tek şey istiyorum sizden. Elinizi vicdanınıza koyun ve sandığa öyle gidin. Oyunuzu da öyle kullanın. Sizin başörtünüzü asla siyaset konusu yapmayan, sizi hiçbir zaman ayırmayan, ötekileştirmeyen bir parti var. Adı Halkın Partisi. Adı Cumhuriyet Halk Partisi. Sizi Cumhuriyet Halk Partisi'nin şemsiyesi altında bekliyorum. Bir dönem 28 Şubat oldu biliyorsunuz. Başbakanlıkta Batı Çalışma Grubu vardı. Benim de aleyhime bir rapor yazmışlardı. Şimdi bunların döneminde Batı Çalma Grubu var. Bir bankanın genel müdürünün evinde ayakkabı kutusunda 4,5 milyon dolar para olacağını düşünebilir miydiniz? Siz hiç Bilal Oğlan'ın babasının sabahın 8'inde telefon edip paraları sıfırla diyor. Sen tek başına yapamazsın bunu diyor. Sana Sümeyye'yi göndereceğim. Abini çağır, enişteni çağır, diğer kardeşlerini çağır. Anladım ki neden daha fazla çocuk istiyor, onu daha iyi anladık. Çünkü malı götürmek için bir iki çocuk yetmiyor. Başka çocuklar da gerekiyor. Bizi bölmek istiyor bu başçalan. Bölünmeyeceğiz. Kavga edin diyor. Kavga etmeyeceğiz. Huzur içinde sandığa gideceğiz. Demokrasi şöleni içinde gireceğiz. Barış içinde gideceğiz. Bizim kültürümüzde insan sevgisi vardır. Biz insanımızı seviyoruz. İnsanımıza saygı duyuyoruz. İstiyoruz ki bu güzel ülkede hepimiz barış içinde yaşayalım. Gelin el birliğiyle güzel bir Türkiye'yi yeniden inşa edelim. Gelin el birliğiyle daha güzel bir Türkiye, daha huzurlu bir Türkiye, barış içinde yaşayan bir Türkiye'yi yeniden inşa edelim. Bunun sözünü veriyor musunuz? Söz mü? Söz mü? Söz mü? Nazım'ın dediği gibi bir ağaç gibi tekbehür ve bir orman gibi kardeşçe yaşayacağız. Bunun sözünü veriyorum. Her birey bu topraklarda nerede yaşarsa yaşasın, bir ağaç gibi tekbehür ve bir orman gibi kardeşçe yaşayacağız. Bunun hedefi, bunun amacı bizim yüreğimizdedir. Hepiniz sağ olun, hepiniz var olun diyorum.